Hey Aniopa, Hey hey. welcome to our YouTube kanal. Ya yeter İbrahim, ok minfuru yeter mehtap. Ya müvakü inhanıyor, ok mehtap ornadist. We har botri sveriye ungefär två år och viller oss svenska. Så ursäkta min accent. Vi hoppas kunna göra på svenska videor snart. Glöm inte prenumerera vår YouTube kanal och gilla videon. Tack så mycket. Låt oss börja spela in. Nu kör vi. Herkese merhabalar. Bugün daha önce kanalımızda görmeye alışık olmadığınız tarzda bir video ile karşınızdayız. Önce bu video vasıtasıyla bize ilk defa denk gelen, bizi izleyen izleyiciler için kendimizi tanıtalım. Herkese merhaba, ben Mehtap. Bugün kamera arkasındayım. Ben İbrahim. Yaklaşık 2 senedir İsveç'te yaşıyoruz. Ben yazılım mühendisi olarak çalışıyorum. Eşim bir gazeteci olarak çalışıyor. Kanalımızda bolca Letonya ve İsveç üzerine videolar bulabilirsiniz. Her cuma canlı yayın açıyoruz. Instagram sayfamızdan deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Bir de WhatsApp grubumuz var. WhatsApp grubumuzda herhangi bir yazışma olmuyor. Bizden gelen duyuruları alıyorsunuz. Haftada 2-3 tane en fazla duyuru alıyorsunuz. İşte canlı yayın açacağımız zaman, yeni video attığımız zaman ya da WhatsApp'a özel anketler açıyoruz. WhatsApp grubumuza katılmak için de yanda görmüş olduğunuz QR kodunu okutarak direkt grubumuza katılabilirsiniz. Eğer videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalımıza henüz abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyoruz. Peki bugün hangi konuyu işlemek için kamera karşısında oturduk? Bugün kamera karşısına insan zekasını taklit eden ve insan benzeri görevleri yerine getirmek üzere tasarlanan sistemleri yani yapay zekayı konuşmak üzere kamera karşısına geçtik. İsveç'te yapay zeka üzerine çok ciddi çalışmalar yapılmakta. İsveç birçok şirketin araştırma geliştirme merkezinin bulunduğu bir yer. Ki ben de boşum burada araştırma geliştirme merkezinde bir araştırma geliştirme mühendisi olarak çalışıyorum yazılım alanında. Kullandığımız sistemler, günlük sistemler, geliştirdiğimiz sistemler neredeyse tamamen yapay zeka ve yapay zekanın alt kolları üzerine kurulu. Burada ben sizlerle deneyim mi? Yapay zekanın yarın nereye gideceğini, yapay zeka konusunda tehlikede miyiz? Yapay zekanın şu anki kabiliyetleri ne aşamada? Bunları konuşmak üzere kamera karşısına geçtik. Geçtim daha doğrusu. Peki hazır söz buraya gelmişken neden ben kamera arkasındayım da sen öndesin? Ya bizim böyle bir formatımız var. Biz ilgi alanları farklı ama beraber yaşamayı tercih etmiş bir çiftiz. Kim neyi anlatmak istiyorsa o kamera önüne geçiyor. Diğeri kamera arkasında yardımcı olmaya çalışıyor. Bu formatı oturtturduk. Görüşlerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Peki benim de çokça ilgimi çeken, zaman zaman faydalandığım, zaman zaman da aklımı kurcalayan bir teknoloji aslında yapay zeka. Bilmeyenler için nedir bu yapay zeka teknolojisi? Kısaca özetleyebilir misin? Elbette. Yapay zeka teknolojisi aslında insan davranışlarını taklit eden, insanlar gibi düşünebilen sistemler yaratma üzerine çalışmalar yapılan bir alan. Burada insani bilişsel davranışları taklit etmek ya da onları yerine getirmek üzerine çalışılıyor. Nedir bunlar? Problem çözme, öğrenme, muhakeme, karar verme gibi bilişsel sistemleri yapmaya çalışıyoruz. Farklı alt dalları var işte makine öğrenimi, robotik vesaire gibi. Bunları videonun geri kalan kısmında devam edeceğiz. Şimdi yapay zekadan pek çok alanda faydalanılıyor artık. Ben hatta geçen bir şiir yazdırmayı denedim. Yazmaya yazdı ama güzel bir şiir miydi, etkilendi mi dersen etkilendiğimi söyleyemeyeceğim. İstersen biraz yapay zekadan hangi alanlarda faydalanılıyor onlardan bahsedelim. Yapay zeka aslında hayatımızın her alanında şu anda kullanılıyor. Sadece bazı insanlar bunu fark ediyor, bazıları fark etmiyor. Bazı başlıklarda anlatayım. Mesela sağlık alanında hastalıkların teşhis edilmesi, ilaç keşfi, kişiye özel tedaviler uygulanmasında kullanılıyor. Finans sektöründe, oyun sektöründe dolandırıcılığı önleme, oyunlarda yapılan hilelerin ortaya çıkarılması, anomalilerin keşfedilmesi gibi. Ulaşım sektöründe, otomotiv sektöründe ve havacılık sektöründe benim de çalıştığım alanlardan birisi olan özellikle otonom sürüşler, yani sürücüsüz sürüşler, kendi kendine hareket edebilen araçların, sistemlerin tasarlanması konuşamadım noktasında kullanıyoruz. Bunun dışında büyük e-ticaret siteleri bunu kullanıyor. Mesela bir ürün satın almaya kalktığınız zaman size başka bir ürün de öneriyor. Bunu alanlar bunu da aldı.
bu ilginizi çekebilir vesaire gibi size ürünler öneriyor. Üretim sektöründe özellikle üretim süreçlerinin optimize edilmesi, daha az hatayla üretim yapılması gibi alanlarda şu anda günlük hayatta kullanılan bir teknoloji yapay zeka. Çok uzun süredir aslında bütün dünyanın gündeminde yapay zeka konusu var. Çokça da tartışılan bir konu. Sence abartılmış bir konu mu? Neden bu kadar çok gündemimizde? Senin düşüncelerin neler? Bundan 3-4 sene önce ya da 4-5 sene önce bana bu soruyu sormuş olsaydın açıkçası evet abartılıyor. Şu anda üzerine yapılan çalışmalarda herhangi bir bizim hayatımızı çok fazla etkileyecek bir şey yok diye cevap verirdim. Ancak benim son 4-5 senedir çalıştığım alan bu alan olduğu için ve neredeyse her gün bu teknolojilerle muhatap olduğum için şunu söyleyebilirim. Kesinlikle herkesin ciddiye alması gereken çok çok önemli bir konu. İstersen bu konunun önemini şuradan anlatayım. Buraya ayrılmış çok büyük bütçeler var. Mesela Avrupa Birliği'nin Horizon Europe adı altında bir programı var. Bu programa 100 milyar euro değerinde bir bütçe ayrıldı. Bu bütçe 2027 yılına kadar belirlenen bütçe ve onun ötesi de olacak. Horizon Europe projesi kapsamında neler yapılıyor dersek, nükleer enerji, füzyon enerjisi, temiz enerji yani kısaca iklim sorunu üzerine araştırmalar, sosyolojik problemler üzerine araştırmalar. Bunların tamamı yapay zeka ve bu yenilikçi teknolojiler adı altındaki teknolojilerle yapılmakta. Burada yapılan birkaç tane daha özel proje var. Humane yapay zeka ağı denilen yeni bir araştırma üzerine çalışılıyor. Bu araştırmanın esas amacı da insan ve yapay zeka etkileşimini arttırmak. Bunu hem fiziksel olarak hem sesli olarak hem görsel olarak nasıl daha etkileşimli bir hale getiririz diye araştırmalar yapılıyor. Bunun dışında da bazı kaynaklara göre bizim sektörün 3 devi olarak adlandırılan Apple, Samsung ve Google'ın bu sene sadece yapay zeka için 120 milyar dolarlık bir bütçe ayırdıkları söyleniyor. Bu rakamlar çok küçük rakamlar değil. Eğer burada ortaya bir şey çıkmayacağına inanıyorsa devletler, şirketler bu rakamları sizce ayırırlar mı? Sizin yorumunuza bırakıyorum. Anlattıklarından yola çıkarak bir şeyi merak ettim. Zaman zaman bu konu hakkında çeşitli yasalar çıktığını duyuyoruz. Bu yasalara neden gerek duyuluyor? Nedir bu yasalar? Biraz da bunlardan bahsedebilir misin? Avrupa Birliği 2016 yılında aslında bu ilk önlemleri almaya başladı. Bu tarih yapay zeka için neredeyse emekleme çağlarının olduğu tarihlerden birisiydi. Henüz ortada gerçekten bir şey yoktu ama Avrupa Birliği bu konudaki tehlikeleri görerek ilk olarak GDPR kanunu çıkarttı ve 2018 yılında bütün Avrupa Birliği'nde uygulanmaya başladı. 2018 yılına geldiğimizde de yapay zeka etiğini yayınladı. Nihayetinde 2021 yılında yapay zeka yönetmeliği adı altında bir yönetmelik kabul edildi. Yapay zeka yönetmeliği aslında şöyle bir yönetmelik. Yapay zeka konusunda yapılan araştırmaları belirli sınıflara ayırıyor. Yüksek riskli, çok yüksek riskli, az riskli, riskli olmayan şeklinde ve bu araştırmalara belirli yönetmelikler uygulatıyor. Yani bazı gereksinimleri karşılaması gerekiyor bu konuda çalışan şirketlerin, araştırmacıların ve dolayısıyla yapay zeka meselesini bir yasal zemine oturtmaya çalışıyor Avrupa Birliği. Şimdi bu kadar çok şey anlattın. Bu kadar çok yasa, yönetmelik yapılıyor. Bir sürü para harcanıyor. Yapay zeka karşısında tehlikede miyiz? Ben bu sorunu iki parçaya ayırarak cevaplayacağım. Öncelikle ilk parça olan kanunlar meselesine gireyim. Dikkat edersen Avrupa Birliği ilk olarak verileri koruma kanunu ya da tüzüğüyle bu konuda önlemler almaya başladı. Bunun bir sebebi var. Veri çok değerli bir şey artık günümüzde. Yapay zeka sistemleri tamamıyla veriye dayalı olarak çalışıyorlar. Aslında veri yapay zeka sistemlerinin bir nevi yakıtı diyebiliriz. Bir araç gibi düşündüğünüzde o benzine ihtiyaç duyar. Yapay zeka sisteminde sürekli veriye ihtiyaç duyar. Öğrenmesi, karar vermesi, problem çözmesi, muhakeme etmesi için elinde veri olması gerekiyor. Peki veri dediğimiz şey ne? Veri aslında bugün kullanmış olduğumuz teknolojik aletlerin kabiliyetlerini düşündüğümüzde inanılmaz geniş bir şey. Mesela kulaklığınızla yolda müzik dinlerken yürürken ne tarz müzik dinlediğiniz, otururken ne kadar zaman harcadığınız, yolda giderken yüzünüze çarpan dolayısıyla kulaklığınızın içerisindeki sensörlerle ne kadar şiddette o bölgede rüzgar olduğu, aracınızla hangi sıklıkla ne kadar nereden benzin aldığınız, işinize giderken aracınızla hangi rotayı kullandığınız, ne tarz yollardan geçtiğiniz gibi neredeyse sonsuz şekilde size örnekler verebiliriz. Dolayısıyla bu konuda kanunların çıkması çok önemli. Çünkü bu konuda çalışan şirketler artık verilere erişmek için çok büyük bütçeler harcıyorlar ve bu kanunları aşmak için, arkasından dolanmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Sorunun ikinci kısmına gelecek olursak, aslında biz şu anda insanlık tarihinde yeni bir çağın başlangıcına şahitlik ediyoruz. Bu görüş sadece bana ait değil, bu konuda araştırma yapan pek çok batılı filozof, araştırmacı, akademisyen
neredeyse ortak bir noktada buluşuyor ve yeni bir çağın başlangıcının eşiğinde olduğumuzu söylüyor. Yeni çağın adı yeni Rönesans senin diyor. Yani böyle adlandırılıyor. Bence de çok uygun bir terim. Ama bu konu çok uzun. Bunu başka bir videoya bırakalım isterseniz. Ben burada şunu söylemek istiyorum. Eğer yapay zeka konusunda önlem almayan, bu konuyu ciddiye almayan bir toplumda yaşıyorsanız geçmiş olsun. Gerçekten bundan sonraki süreçte çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu filmleri yapılan, üzerine kitaplar yazılan o çağın artık eşiğindeyiz. Artık bu buradan geriye dönüş yok. Tabiri caizse cin lambadan çıktı. Şimdi bir şey soracağım sana. Etrafımızda bolca yazılımcı var ve sık sık bir araya geliyorsunuz. Ben de zaman zaman size eşlik ediyorum sohbetlerinizde ve konu dönüyor dolaşıyor bir şekilde yapay zekaya geliyor. Oradaki izlenimlerinden yola çıkarak soruyorum. Bu konuda meslektaşlarından itirazlar gelecektir. Ben itirazları anlayabiliyorum. Senin de bahsettiğin gibi mühendis arkadaşlarla konuşurken de anlaşamıyoruz bazı konularda. Çünkü yapay zekayı iki ayrı alt dala ayırmak gerekiyor. Birisi genel yapay zeka, birisi de özel yapay zeka olarak adlandırabileceğimiz alanlar. Mesela ben özel yapay zeka adı verilen çok spesifik bir alanda eğitilen sistemlerle çalışıyorum. Ancak arkadaşlar bu konuyu değerlendirdiğinde işte ChatGPT, Gemini, DALL-E vesaire gibi herkesin elinin altında olan ve genel olarak bir şekilde eğitilen, yani işte hem kod yazdırabileceğiniz, hem senin işte şiir yazdırmaya çalıştığın gibi size yabancı dil öğretmesini beklediğiniz böyle komple bir çözüm üzerine eğitilen sistemlerden bahsediliyor ve bunlar üzerine itirazlar geliyor. Bu konuya, bu taraftan yapılan itirazlara katılıyorum. Yani genel yapay zeka dediğimiz sistemler çok eksikleri var. Halen çok yolu var. Kimse size şunu söyleyemez. Bu ne zaman daha yetenekli hale gelir, daha az hatalı hale gelir. Çünkü teknolojinin böyle bir logaritmik bir gelişmesi var. Ve bu konuda itirazlara ben de katılıyorum. Şu anda çalıştığım sistemlerin potansiyelini değil, artık bunların kabiliyetlerini konuşuyor haldeyiz. Eskiden biz potansiyel üzerine konuşurduk. Yapay zekanın çok büyük potansiyeli var vesaire derdik. Artık tamamen gözümüzün önünde bunun kabiliyetleriyle işler yapıyoruz ve bazen biz bu yapay zeka ve yapay zekayı destekleyen donanımlara nasıl yetişebileceğimiz, onları daha verimli nasıl kullanacağımız üzerine çok ciddi araştırmalar yapıyoruz. Özel yapay zeka sistemlerinde belirli donanımlar da kullanılıyor. Sadece bir işlemci birimi ya da bir GPU birimi değil, bunlara yardımcı olan ve belirli spesifik fonksiyonlar üzerine işlemler yapmak üzere optimize edilmiş çeşitli çipler, komponentler de kullanıyoruz. Örnek vermek gerekirse benim de çalışmış olduğum Bosch'un geliştirmiş olduğu bazı çipler var. Yani şöyle söyleyebilirim. 1 milimetre karenin altında boyuta sahip bir çip 16 teraops gibi bir işlem gücü veriyor. Peki İbrahim, bu teraops falan bir şeyler söylüyorsun ama herkes bunu anlamaz. Elbette haklısınız. Mesleğin içinde olmayan arkadaşlar olabilir. Size sadece şöyle örnek vermek gerekiyor. Rakama falan boğmadan. Bir işletmeye girecek çıkacak insanları ya da bir alanda dolaşan sokakta insanların yüz tanıma sistemiyle bunları kategorize etmek için veyahut da milyonlarca fotoğrafın içerisinden insanları yüzlerinden ayırt etmek için kullanılan sistemler için gerekli olan teraops gücü 10 ile 20 teraops arasında. Yani düşünebiliyor musunuz? 1 milimetre karenin altında olan bir çipin size verdiği 16 teraops gibi bir güç. İnanılmaz bir şey. Ve bizim sistemlerimizde, özel yapay zeka alanında çalışan sistemlerde bu tarz çiplerle güçlendirilmiş sistemler tasarlıyoruz biz. Bu kadar. Bu konuda söyleyebileceklerim bu kadar. Şimdi anlattıklarına bakılırsa sen de sadece belli alanlarda oldukça iyi diyorsun. Biz neden korkuyoruz? Benim itiraz ettiğim nokta şu aslında. Az önce de bahsettiğim gibi genel yapay zeka sistemleri işte kadını kovalayan ayı çiz dedim, çizemedi. Şarkı yaptırdım, notası uymadı. Şiir yazdırdım senin gibi pek de bir duygusu yoktu. Vesaire gibi ya da kod yazdırdım, kodu eksik yazdı, çalışmıyor bu kod falan alanlarında. Her şeyi beklediğiniz yapay zeka sistemlerinden korkmak için biraz daha zamanınız var ama buradan da korkacağız yani çok yakın bir gelecekte. Benim bahsettiğim alan aslında özel yapay zeka sistemleri. Az önce bahsettiğim gibi bu yapay zeka sistemleri belirli konularda uzmanlaşmış
yapay zekalar ve sorun şurada ortaya çıkıyor. Ben ne yapacağım bu yapay zekayı? Belirli bir alanda sadece belirli işi yapıyor. Benim ne işime yarayacak? Bunun anlamlı hale gelmesi için farklı yapay zekaların, farklı alanlarda eğitilmiş sistemlerin birbirleriyle konuşması gerekiyor. Bu konuda da gerçekten çok ciddi araştırmalar var. İşte çeşitli yaklaşımlar var. Mesela meta öğrenme, veri paylaşımı, ortak protokol vesaire gibi bu konuda çeşitli araştırmacıların ya da ekiplerin üzerine çalıştığı sistemler var. İşte OpenAI'in Jimmy var mesela. Bunlar halka açık olan, sizin de inceleyebileceğiniz açık kaynak kodlu sistemler. Birkaç tane daha var. Google'un falan da var ama şu anda ismi aklıma gelmiyor. Bunun dışında da özel sektöre sadece hizmet eden sistemler var. Ve bu eşik artık aşıldı. Tabii ben bazı özel toplantılarda, bazı demo sunumlarında bunları kullanma şansına eriştim. Ve gerçekten şunu söylüyorum, artık bu araştırmacıların da dediği gibi büyük bir aşamayı aşmış durumdayız. Buradan artık geriye dönüşün olması mümkün değil. Bu özel yapay zeka sistemleri birbirleriyle konuşabiliyor ve birbirleri üzerinden yeni veriler üretebiliyorlar. Çok çarpıcı bir şey. Yani sizin aklınızda bunu hayal edebilmeniz için size şöyle bir örnek verebilirim. Mesela İş hukuku konusunda eğitilmiş elimizde bir yapay zeka olsun. Bu yapay zekanın ki bütün iş kanunları üzerine eğitilmiş, bu konuda hakim bir yapay zekamız var. İşçi işveren anlaşmazlığı üzerinden bir dava geliyor ve biz bu yapay zekadan bir karar vermesini bekliyoruz. Şimdi bu yapay zekanın bir karar vermesi için elinde bir verinin olması gerekiyor. Yani bu veri nedir? Bu işçinin hangi saatlerde giriş çıkış yaptığı, ne zaman avans aldığı, ne kadar süre izinde kaldığı, yıllık izni vesaire vesaire derken o kanunda o kararı vermesi için o yapay zekanın birden çok veriye ihtiyaç duyması gerekiyor. Diğer tarafta da aynı burada iş hukukunda uzmanlaşmış yapay zeka gibi bu tarz sistemlerde yani bir işletmenin işçilerle olan işlerini yürüten bir yapay zekanın var olduğunu düşünelim. İşte bu yapay zeka, ikinci yapay zeka kendi ürettiği veriyi aslında bu alanda hiçbir uzmanlığı olmayan hukuk yapay zekasıyla paylaşıyor. Ve bu hukuk yapay zekası dediğimiz yapay zeka bu verileri anlayabiliyor, bu veriler üzerinden karar verebiliyor artık. İnanılmaz bir eşik aşılmış durumda. Ben gördüklerimden sonra ciddi manada bütün ezberim bozuldu diyebilirim açıkçası. Anlatırken böyle coşkun arttığını fark ediyorum. Belli ki çok etkilenmişsin. Belli ki çok da enteresan bir konu. Aslında bu konu üzerine konuşacak çok şey varmış gibi hissediyorum. Dilersen bugünlük burada bırakalım. Geri kalanını bir başka bölümde anlatalım. Olur ama birkaç şey de eklemek istiyorum kısaca. Şimdi tabii bu kadar heyecanlandırıyor bizi mühendis olarak bunları görmek, bu sistemlerin yaşıyor olduğunu görmek inanılmaz derecede heyecan veriyor bize ama bir taraftan da bir sosyolojik sorun ortaya çıkacak. Bunlar çok büyük tehlikeler de bize getireceğine inanıyorum ben. Sadece ben değil, Batı'da birçok araştırmacı bu konuda araştırmalar yapıyor. Bazı düşünürler çok ciddi uyarılarda bulunuyor. Hatta bu işleri tamamen bırakın, yasaklayın diyen insanlar bile var. Bunun üzerine konuşulacak çok şey var. Eğer bunun devamını isterseniz lütfen yorumlara yazın. Videonun yorumlarına yazarsanız bu konuda bizim de motivasyonumuz artar. Bu içerikleri de üretmeye devam ederiz. Videonun başında da söylediğimiz gibi ilk defa böyle bir teknik meseleden bahsediyoruz. Şimdiye kadar mesleki açıdan hiçbir video çekmedik. Ama bu konu ilgi çektiği için arkadaşlar, çevremdeki insanlar bu alanda çalıştığımı bildiği için çok soru soruyorlardı. Buralardan bir video yapalım istedik. Kanalımızda Gelecekten Haberler adını verdiğimiz ve İskandinavya coğrafyasının gündemini size aktardığımız bir canlı yayın programımız var. Her cuma sizinle buluşuyoruz. Saatleri hakkında duyuruları genelde sosyal medya hesaplarımızdan, Instagram üzerinden ve WhatsApp grubumuzdan veriyoruz. WhatsApp grubumuza da burada görünen QR kodu okutarak hemen girebilirsiniz. Şimdilik bu haftalık ya da bu videoluk bizden bu kadar. Yorumlarda buluşalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın.